Merhaba. Sevim gençler geldi. Gelin gelin içeriye. Gelin içeride. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Caner. Merhaba, hoş geldiniz. Bu hoş tarafa. Şöyle geçir. Ay çok hoş geldiniz. Sağ olun. Şöyle. Hoş geldin. Oo, çok şey getirmişsiniz. Kandesimi de getirdik size. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evimizin gerçek patronu. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyisiniz. Biz sizi çok merak ettik. Evet. Neden? Elektrik yok. Durumlu falan var değil misin? Yani elektrik tabii. Elektriğe bağlı tabii hiçbir şeyi de yok. Olur ama. Zaten ilk soran eşiniz ne yaptı? Çünkü ben zaten dışarıdayım. Sizin için de normalde dışarıda olduğunuz için. Evet. Yani idare ettik. Sizin nasıl geçti gününüz elektrik olmadan? Yani gününüz zaten pek şey etmiyor ama elektrikle bağlı tabii hiçbir şey yapamıyorsunuz yani işte. Gününüz şey etmiyor da akşamlayın daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz tabii. Bir radyo aldık ama. Değil mi radyo? Böylece müzik dinlemeyi imkanı oldu. İşte çok da yani şey etmedik yani düşünün bizim sadece bir hafta aylarca elektrik kesilen var. Evet. Kalan kurtulanlar bir de onları düşünmek lazım yani doğrultu. Bir de kalabalık da değiliz biz yani eşimle ben. Bir de çok küçük çocukları olduğunu düşünün. Onlar için çok daha zor. Gittiğimiz bir aile öyleydi. Bu çocuklar da kaç aile böyle yani. O bakımdan tabii onlar için gerçekten zor yani. Böylece milyonlarca ailenin elektriği olmadan 21. yüzyılın Türkiye'sinde yaşadıklarını bütün Türkiye'de, dünyada öğrenmiş oldum. Aslında genelde şöyleydi, üstelik gazetelerde küçük bir haber, elektriği kesildi. Veya hiç haber bile olmazdı. Ama elektriği kesilen 4 milyona yakın abone var. Şimdi bu direniş aslında 4 milyon abonenin, yaklaşık 4 milyon abonenin sesinin duyulmasına yol açtı. Böylece geniş kitleler, evet elektriği kesilen bir aile acaba nasıl geçiniyor? Çocuklara ne oluyor? Çocuklar ders çalışıyorlar mı? Çocuklar okula gidiyor. Çocukların elbiselerini yıkanacak. Dolayısıyla daha bunun, biz elektriği kesilen aileye giderken aynı ailenin mesela doğalgazının kesildiğini de öğrendik. O da var, doğalgaz da kesiliyor. Buna benzer tabii gerçekten dramatik bir tablo. Geniş kitleler bu dramatik tablonun, milyonlarca evde yaşanan dramatik tablodan haberi yok geniş kitleler. Biz de Halk Partisi'yiz, Halkın Partisi'yiz. Dolayısıyla bir anlamda kimsesiz olarak görünen kişilerin kimsesi olmak, onlara sahip çıkmak için böyle bir hareketi başlattık. Dolayısıyla o insanların en azından yaşadıkları sıkıntıları bütün Türkiye öğrenmiş oldu böylece. 4 milyon hane insan yaşıyor. 4 tam rakam 3 milyon 447 bin küsür. Yani yaklaşık işte 4 milyon abone. 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 Yani bir evde 5 kişi de olabilir, 2 evet. kişi de olabilir, bir yani 7 kişi de olabilir, bilmiyoruz. Yani. Mağduriyet yaşayan kişi sayısı daha fazla aslında yani 3 milyon rakamından tabii. Daha fazla. İşte diyelim ki 4 milyon abone her evde 3 kişi yaşasa 12 milyon kişi evde. Düşünün yeni torunlarınız bu evde yaşamış olsa şu anda bu karanlıkta kalmış olsalar insanın yüreği içi hani kaldırmaz. Sonuçta bunu sizin geniş kitlelere duyurmanız lazım genç olarak. Beni yurt dışından da aradılar. Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı da aradı. Mesela Avrupa'da kışın elektrik kesintisi olmuyor. Evlerin ödesin veya ödemesin, hiç kimsenin elektriği kesilmiyor. Bazı ülkelerde düşük gelirli ailelere elektrik çeki veriliyor. Yani gelen elektrik borcunun bir kısmını kamu ödüyor. Sosyal devlet mantığıyla ödüyor. Durumu iyi olup da
elektrik faturasını ödemeyenlerin voltajını düşürüyorlar. Yine aydınlık var, yine ışık var ama televizyon izleyemiyor. İnternet çok ağır çalışıyor. Dolayısıyla o mecburen gidip parasını yatırıyor. Dolayısıyla her insanın rahat edebileceği, enerjiden, elektrikten yoksun bırakılamayacağı bir ortam yaratılmış zaten. Yani bütün gelişmiş ülkelerde 3 aşağı 5 yukarı bu uygulamalar var. Ben ondan ayrıca bir rapor da istedim. Yani Avrupa'daki diğer ülkelerdeki uygulamalar nasıl diye. O bana bir rapor gönderecek. Şimdi talimat veriyorum dedi. Avrupa Birliği'nden bir rapor gelecek bize. Elektrik faturasını ödeyemeyen veya bilinçli olarak ödemek istemeyenler için nelerin yapıldığına yönelik olarak bir rapor gelecek. Merak ederseniz o raporu sizlerle de paylaşırız daha sonra. Elektrik firmalarının daha fazla kamuda olması gerekmez mi? Şimdi biz bu direnişi yaparken Beşli Çete'den söz ettik ve bir de örnek verdik. Cengiz İnşaat örneğini de verdik. Ve onlar büyük ihale alan, ihale alan değil aslında, adrese teslim ihale verilen, dünyanın parasını kazanan. Şimdi siz elektrik faturasını ödediğiniz zaman, bir faturayı ödediğiniz zaman firmanın karını ödüyorsunuz. Firmanın yaptığı sözleşmeye göre yapması gereken yatırımın bedelini ödüyorsunuz. Şimdi ödüyorsunuz, karını alıyor, yapması gereken yatırımı yapmıyor. Yapmadığı için Isparta'da olduğu gibi elektrikler kesiliyor. Normalde o sözleşmelerin gereği olarak eğer yapması gereken yatırımı yapmıyorsa sözleşmenin feshedilmesi lazım. Elektrik aslında bir kamu görevidir. Yani su, elektrik, doğalgaz, hatta internet, artık bunlar temel insan hakkı olarak ortaya çıkmıştır 21. yüzyılda. İnternetsiz bir evi düşünmek doğru değil. Siz dünyayla iletişim kuracaksınız, arkadaşlarınızla iletişim kuracaksınız. Enerji zaten olmadı, elektrik olmadığı zaman aygıtların zaten büyük bir kısmı çalışmıyor işte. Kendi evimizi alalım, televizyon çalışmıyor. Efendim işte radyo pilli olmasa o çalışmıyor, buzdolabı, çamaşır makinesi, banyo vesaire falan hiçbir şey çalışmıyor yani. Dolayısıyla bu artık bir temel insan hakkı. Temel insan hakkını siz pazarlayamazsınız. Veriyorsanız asgari güvencesini sağlamak zorundasınız. Ona diyeceksiniz ki hiç kimsenin elektriğini kesmeyeceksin. Şimdi siz bırakın evlerde elektriği kesilmeyi, bu da yapılıyor. Artık çiftçi mesela üretecek ekim yapıyor, tarlasını sulayacak, kuyudan su çekecek, onun için de elektrik gerekiyor. Onun da mesela elektriğini kesiyorsunuz, o da isyan ediyor. Faturayı ödemesi için ektiği ürünün satılması ve karşılığını alındıktan sonra ödenmesi lazım. Çünkü her ay ürün elde edemiyor bu kişi. Buna benzer pek çok sorun var. Şimdi sosyal devletlerin bu tür sorunları sağlıklı, akılcı politikalarla çözmeleri gerekiyor. Sağlıklı ve akılcı politikalarla çözemezseniz bu tür garip ortamlara yol açıyorsunuz. Şimdi elektrik faturası kesilenler ise yani elektriği kesilenler ise geniş yoksul halk kesimleri. Fakir aileler bunlar. Mesela bir aileye gittik, aile şunu söylüyor. 3 çocuğum var diyor. Ben evde yalnızım diyor. Şimdi işe gidip çalışmaya başlasam asgari ücretle bana iş verecekler. Evde 3 çocuğa kim bakacak? 3 çocuğu kreşe versem aldığım ücret kreşe yetmiyor. O zaman ben mecburen evde kalıyorum. Aldığım aylıkla geçinmeye çalışıyoruz ya da bir gelir elde ediyorum. Nereden elde ediyorsa bilmiyorum. Onunla da ben elektrik faturasını ödeyemiyorum. Doğalgaz faturasını ödeyemiyorum. Ödeyemeyince de kesiliyor. Dolayısıyla buna benzer dramatik tablolar yaşanıyor ve bu dramatik tabloların yaşanması bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. O nedenle direnmek zorundayız. Selim Hanım, ya bir çay falan verelim. Bu kadar mutlu kattık. Senin konuşmanı bekliyorlar. Ya. Evet. Beşli çeteler, uyuşturucu baronları. Bunlar toplumun kanını emen keneler gibi. Şimdi siz devletin en büyük işlerini adrese teslim ihale ediyorsanız, milyar dolarlar aktarıyorsanız, milyar dolarlar bir kişiye gitmiyor aslında. Onun beslediği arkada siyaset aktörleri var.
siyasetin de kendi içinde çeteleri var. Onlar da beşli çeteden para alıyorlar. Sana bu ihaleyi verdim ama bedava değil, ver bakayım bunu, bir kısmını bana ver. Beni finanse et diyorlar. Bu da var. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezip fotoğraf çektirenler var. Dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde gençlerin özellikle toplumun sorunlarına sahip çıkmaları gerekiyor. Biz arkadaşlarıma söyledim, il başkanları, ilçe başkanları elektriği kesilen ailelere gidip ziyaret etsinler. Onlar da başladı. İşte Gaziantep'ten, diğer yerlerden küçük videolar da geliyor. Onları da izliyoruz yani. Bakıyorsun mesela, yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep'ten geldi bir video. Gencecik bir kız anne dramı anlatırken o ağlıyor. Olmaz. Çoğu çocuğun ne günahı var yani? Hiç bilmiyorum. Ve o nasıl ders çalışacak? Hangi moralle okula gidecek? Tabii bir başka gerçek de elektriği kesilen aileler elektriğimiz kesildi diye kamuoyunun önüne de çıkamıyorlar. Yani yoksulluğun afişe edilmesini de istemiyor bu aileler. Bunu sosyal devletin bilmesi lazım ve sosyal devletin bunu koruması lazım, aileyi koruması lazım. Aile destekleri sigortası bu açıdan çok önemli. Ben şöyle şey diyeyim, evet. Ben bir koy, indireyim ben böyle şey. Sizin şey var, polis görevlisiniz. Bunu biz oraya koyuyoruz, bir tane daha getireyim. Bilmiyorum, evet dayanışmayla olacaksınız. Ben içmeyeceğim. Bu arada şunu da söyleyeyim, komşularımız da müthiş güzel bir dayanışma. Evet, sağ olsun komşular. Hiç lambalar söndüğü zaman hepsi lambaları söndürmüş. Lambaları yakın dedik. Sonra havuz medyası diyecek ki ya bunlar yukarıda zaten lambalar. Tabii çok şeyleri oldu gerçekten de, sağ olsunlar. Yemekler geldi. Ya zaten iki kişiyiz ya. Nasıl yiyeceğiz? Bir de bu zorun olmadım da bir de bozulma riski oldu. Yani sağ olsunlar tabii. O komşuluk kültürü de öldü aslında ama sizin binada devam ediyor. Yani bizim bina, biz 15 dairelik bir apartmanda yaşıyoruz. 2-3 komşumuz yazdan yaza geliyor, yurt dışındalar. Diğer komşularımızda güzel bir işlerimiz var ya. Zaten buzluğu şey yapınca benim annem ilk şey söyledi. Buzluktakiler ne olacak diye. Herkesin altına o geldi, sağ olsunlar. Onlara da işte çok şey olanları, yani bozulacak olanları verdik tabii. Onlar muhafaza. Sayın Genel Başkanım, özellikle son grup toplantınızda bahsettiniz. Kavga edeceğiz, onlara karşı böyle bir söylemde bulundunuz. Bu söylemin altında özellikle ne yatıyor? Yani ne demek istediniz bunu söylerken aslında? Şimdi şöyle, Türkiye öyle bir noktaya geldi ki... Şehirleri getirmek yani. Türkiye'de anayasa askıda, hukuk sistemi askıda, yargı siyasetin emrinde. Dolayısıyla adalet dediğiniz kavram neredeyse Türkiye'de yok oldu. O zaman bizim bütün bu haksızlıklara karşı direnmemiz gerekiyor. Yani kavga etmemiz gerekiyor. Herkesin görevi var. Yani siz Türkiye'yi getirip de sığınmacıların merkezi haline getirirseniz, Türkiye'yi Avrupa'nın sığınmacı aksanesi haline dönüştürürseniz, milyonlarca sığınmacı gelir ve bunların kimliklerini dahi doğru dürüst bilemezseniz bu düzenle kavga etmeniz lazım. Uyuşturucu baronlarıyla siyasetin iç içe geçtiği bir düzen var. Bu düzenle kavga etmemiz lazım. Şimdi bu kavgayı vermezseniz ve bu kavgayı hepimiz vermezsek başarılı olamayız. Çünkü karşımızda hukuku bilen, adaleti bilen, insan haklarını bilen, toplumun sorunlarını bilen veya o sorunları çözmeye amade diye kendisini ortaya koyan bir iktidar yok. Dayatmacı bir iktidar var. Ben istediğimi yaparım diyor. İşte Gezi olaylarında en son beraat eden bir aynı davadan beraat ediyorsunuz, beraat ettiğiniz davadan tekrar yargılanıyorsunuz ve bu sefer müebbet cezası alıyorsunuz. Buna benzer haksızlıklar çok fazla. Dolayısıyla hepimizin bu mücadeleyi yapması lazım. Kavga derken tabii sadece sosyal demokratlara veya demokratlara değil aslında. Adaletten yana olan, hukuktan yana olan herkese sesleniyoruz. Herkese diyoruz yani
bu yapı, bu anlayış, bu yönetim şekli Türkiye'ye felaket getiriyor. Ve bunu görüyoruz. En çok etkilenen kim? En çok etkilenen kesim aslında gençler. Gençler çünkü özgürlük istiyorlar. Gençler rahat yaşamak istiyorlar. Gençler düşüncelerini özgürce ifade etmek istiyorlar. Ama böyle bir ortamda, böyle bir ortamda gençler arzu ettikleri özgürlük atmosferini bir türlü yakalayamıyorlar. Dolayısıyla acaba yurt dışına mı gitsem, yurt dışında daha mı mutlu olurum, yurt dışına gidiş arayışları vesaire başlıyor. Buradan özellikle yurtsever gençlerin kendi ülkelerinde kalıp ve bu mücadeleyi vererek kendi ülkelerinde demokrasiyi getirmeleri konusunda verdikleri mücadelenin sonucunu almaları lazım. Evet, iktidarı biz değiştirdik demeleri lazım. Bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Çünkü 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Dolayısıyla ben hep onu, şu cümleyi çok sık tekrarlarım. Gençler dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakmış olacaklar. Demokratik yollarına bir dikta yönetimini sandıkta yedik diye. Hiçbir yerde rastlanmadı. Ve siz bunu yapacaksınız. Ben buna inanıyorum. O nedenle hani işi sağ sol olayından tamamen ayırıp, tamamen demokrasiye kilitlenip, insan haklarına kilitlenip, düşünce özgürlüğüne kilitlenip, bunun üzerinden toplumu örgütlemeliyiz ve topluma gerçekleri anlatmalıyız. Herkesin sorunlarına ilgi duyduğumuzu, sorunları çözmek için mücadele ettiğimizi, kendi sorunlarımızı çözmek için de ayrıca mücadele ettiğimizi ifade etmeliyiz. Ve bunlar olduğu takdirde ben Türkiye'nin kısa süre içinde düzeleceğine inanıyorum. Son grup toplantısında söylediğim de buydu. Aslında bu bir manifesto. Artık bizim hep beraber toplumun her kesimi, aydın kesimi, sorumluluk hisseden her kesim, kendisinden, kendisinin, çocuklarının, ülkenin geleceğinden endişe duyan her kesimin ortak hareket etmesi lazım. Bu kavga ortaklaştığımız bir kavga olmak zorunda. Sayın Genel Başkan, bildiğim kadarıyla bugün son elektriksiz geceniz, değil mi? Yarın açılıyor. Bir hafta sözünü vermiştik. Yani, bir hafta da oldu. Daha sonra söz vermiştik, affedersin. Çünkü elektriği, faturayı ödememeye beraber karar vermiştik. Kesildiği zaman söyledim zaten. Kesildiğinde bana mutlaka haber ver. Çünkü hangi saatte kesileceğini bilmiyoruz. Ona göre bir küçük video yapacağız diye. Evet, bir hafta süreyle dedik, bedeli ödemeyeceğiz, faturayı ödemeyeceğiz. Dolayısıyla elektriği kesilen vatandaşların içinde yaşadıkları şartları bizim de yaşamamız lazım. Söylediklerimizin toplumda belli bir ağırlığın olması için. Yani elektrikler söndü deyip de aydınlıkta oturursanız bu olmaz. Söndüyse ve o insanlar bir dram yaşıyorsa onların yaşadığı dramı hissetmeniz lazım. O zaman söylediğimiz sözlerin daha samimi olduğunu, yürekten olduğunu da toplum anlamış olacaktır. Ev tabii benim evim değil. Yanınızda gördüğünüz hanımefendinin evi. Dolayısıyla elektrik faturası ben değil, o öder. Fatura da Selam'ın üzerine galiba. Evet. Ama yarın ben ödeyeceğim. Böylece rahatlayacağım. Ödemeye siz mi gideceksiniz yani? Ya da ödemeye siz mi gideceksiniz yoksa? Cep telefonu ile online olarak. Evet, evet, online ödeme yapacağız yani. Evet. Faturası var elimizde. Kesildiğine dair elektriğin. Daha önce ödeyeceklerini iddia etmişler birkaç kişi. Sosyal medyada hatta çok gündem oldu Twitter'da. Sizin faturanızı ödeyeceğini söylemişti. Ha, yani onu söyleyenler samimi olarak da söyleyenler oldu tabii. Hani biz, yani onu tabii söyleyenler hani işin biraz da şeydi, yani orada amaç ödeyemediğimizden değil ki. Evet. Bu eylemi tam anlayamayanlar onu, galiba. Tabii. Fatura ödenebilir, ödenemez. Yani bizim açımızdan değil. Ödenemez bir fatura değil. Yani bizim yaptığımız evet. Tabii ödeyemediğimiz için değil. Ama ödeyemeyen 4 milyon abone var. Evet. Ödemiyoruz. Evet. Öğrenciler için özellikle Genel Başkanım çok sıkıntılı bir durum. Hem hastalar hem öğrenciler için. Evinde elektriği olmayan öğrenciler kesinlikle ders çalışacak alan bulamıyorlar. Özellikle öyle. Evlerinde. Biz öğrenci olarak yani eğer bu sıkıntıyı yaşasaydık bizim için çok büyük bir problem oluşturuyor. Bir de şöyle, insan hayatında
en büyük sıkıntı yaşadığı standartın düşmesidir. En büyük sıkıntı. Alışmışsanız belli bir yaşam düzeyine, o yaşam düzeyinden geriye doğru gittiğinizde hem siz ruhsal olarak, psikolojik olarak büyük bir sıkıntıya girersiniz. Düne kadar iyi bir yaşam sürdürürken birdenbire elektrikleriniz kesiliyor. Efendim işte buzdolabınız çalışmıyor, çamaşır makineniz çalışmıyor, televizyonunuz çalışmıyor. Bir anlamda dünyayla, eğer cep telefonunuz varsa dünyayla bağlantıyı kuruyorsunuz. Yoksa dünyayla bağlantı kuracağınız hiçbir şey kalmıyor yani. Bu çerçevede böyle bakmak lazım ve böyle değerlendirmek lazım. Onların yaşadığı sıkıntılar gerçekten ağır. Özellikle evde çocuk varsa, evde hasta varsa, bakıma muhtaç hasta varsa, küçük çocuk varsa, bunlar sorun tabii. Anne için de sorun. Çocuk belki farkında değil ama anne için ciddi bir sorun. Bunu gördüm. Bu arada Mamak'ta yine bir eve gittik. Çocuk esirgeme kurumunda yetişmiş bir çocuk. 18 yaşından sonra malum artık kalamazsın burada durumda. Küçük bir yer tutmuş, onun da elektriğini kesmişler. Neyse elektrik faturasını ödedik. Yine çocuk esirgeme kurumunda olan bir kızla tanışmışlar. Onunla evlenecekler. Dedim senin bütün mobilyanı ben döşeceğim. Güzel bir düğünlü yapacağız. Ondan sonra mobilyalarını falan alacağız böyle. Güzel bir evlilik yaptıracağız ona. Bakın elektrik söndürmenin ya da fatura ödememenin ne kadar güzelliklere yol açtığını da böylece. Bunun yanında çok sayıda vatandaş da elektrik borcunu ödeyemeyen pek çok ailenin elektrik borcunu eğer biliyorsa, öğrenebiliyorsa ödemeye başladı. Büyük sıkıntı çünkü bu. Sayın Genel Başkanımız, müsaadenizi isteyelim. Çok teşekkür ederiz. Ya siz çayları bitirmediniz. Biz sizi çok merak ettik. Evet. Merak ettiğimiz için görmek istedik. İnsanların sesini duymak için karanlıkta kaldınız. Ama bizim de gönlümüz sizinle olduğu için çok merak ettik. Acaba nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. İyiyiz. Ama söyledim. Yani adalet kavgası, hak kavgası, Türkiye'yi aydınlığa çıkarma kavgası çok önemlidir. Birimiz karanlıktaysa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Bunu söyledik. Bir kişi karanlıktaysa hepimiz aydınlıkta değiliz. Dolayısıyla aydınlığı yaşatmak için ve sürdürülebilir kılmak için hiç kimsenin karanlıkta kalmaması lazım. Hepimizin aydınlıkta yaşaması lazım. Evet, aydınlık güler dileğiyle diyelim. Hadi çok teşekkür ederiz. Çok sağ ediyoruz. Lambamı yakayım. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Çok teşekkürler. Hadi bakalım, hoşça kalın. Hadi çok hoşça kalın. Hoşça kalın. Ya sporcusun sen galiba. Maşallah ama. İyi akşamlar. Hadi kızım, hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar. Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça kalın. Sağ olun. Hadi hoşça kalın. Sağ olun. Ayakkabılarınızı bulabiliriz mi? Evet. Çekeceğe ihtiyacı olan var mı? Biraz geç kaldı. Herkes üzerine var. Teşekkür ederiz. Sağ olun canım. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler.